Finans Merkezi ile ilgili birçok tartışma söz konusu. Bunlardan birisi de projenin ilerlemesi. Tabii aslında Finans Merkezi'nin projesi İstanbul'un en büyük projelerinden birisi. Yaklaşık 800 dönüm bir arazi içerisinde bir oluşan çok büyük bir proje. Ve bu projeyi gerçekleştirmek gerçekten çok zor. Bu projenin tüm izinleri alındı. Arazi geliştirildi. Şu anda inşaatlara başlandı. Ve çok yakından takip ettiğimiz için hepsinin, bütün binaların ihaleleri verildi. Ve bu binalar yürüyor. Biten binalar var. 2 sene içerisinde bitecek, ihalesi sonlanacak binalar var. Bu yüzden Finans Merkezi'nin yürüyüşü aslında ciddi bir ivmelendi ve bitişe doğru yaklaşıyor. Tabii Finans Merkezi sadece isim olarak Finans Merkezi denince Finans Merkezi olmuyor. İlk önce lokasyon olarak söylemek istiyorum. Çünkü neden Avrupa yakasında değil diye birçok tartışma oluyor. Gerçekten Finans Merkezi için bulunabilecek hem büyük arazi, hem ulaşım noktası olarak, hem havaalanlarına yakınlığı olarak çok doğru bir arazi bulundu. İki tane ana arterin kesişiminde bulunan Ataşehir'deki, Batı Ataşehir'in tam önündeki arazi, bahsettiğim gibi 800 dönüm ve ulaşım olarak çok rahat olan bir arazide Finans Merkezi konumlandırıldı. Sadece planla, projeyle olmuyor dediğim gibi. Bununla ilgili hükümetimiz, devletimiz de birçok çalışma yapıyor. Yayınları da yakından takip ediyoruz. Çok ciddi teşvikler var. Yabancı yatırımcıyı çekmek için ciddi imkanlar sağlanacak. Ve Türkiye'deki, yani İstanbul Finans Merkezi ilk 10'a gireceğini hedefliyoruz. Şu anda birinci, tabi biliyorsunuz, Finans Merkezi olarak en önde giden Londra Finans Merkezi. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla Londra'daki akış biraz zayıflayacak gibi görünüyor. O biraz geriye çekildiği zaman biz de lokasyon olarak, jeopolitik olarak çok iyi bir noktadayız. Ve bunu da değerlendireceğimize inanıyorum. Hem oradaki yatırımcı, Avrupalı, hem de tabii ki Londra merkezindeki Avrupalı hemen çekecek, oradan çıkacak anlamına gelmiyor. Ama ciddi bir fon kayacaktır bizim tarafımıza İstanbul Finans Merkezi'de. Hem de şu andaki finans merkezinin hiçbirinde Körfez ülkeleriyle Avrupa ülkelerini birleştiren bir nokta yok. Bu açıdan da çok önemli olacağımıza inanıyorum. Ve finans merkezi olarak ilk 10'a gireriz diye düşünüyorum. İlk 10'a girmemiz demek de bizim sadece isim olarak değil, ülkemizin bir değeri olacaktır. Hem bu konut fiyatlarına, hem ofis fiyatlarına, hem de ülke ekonomisine ciddi fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum.